noktada Alevilik, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu taraf Alevilik yok sayılıyor. Ne yasalarda var, ne pratiğinde var, ne uygulamasında hiçbir şeyinde yok. Ama Alevi kurumlarının, özellikle Avrupa'daki Alevi örgütlerinin Aleviliği farklı bir inanç olarak, özgün bir inanç olarak tescil ettirmeleri, dünya devletlerine kabul ettirmeleri, Avrupa ülkelerinin birçok yerinde Aleviliğin özgün bir inanç olarak kabul edilmesi, Türkiye'de açılan davalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden davalar, kazanılan davalar, Alevi kurumlarının ve Alevi toplumunun demokratik mücadelesi ve bu mücadele üzerinden elde edilen haklar yoğunlaştıktan sonra artık devlet, Cumhuriyet'in 100. yılı biterken Aleviliği de kontrol altına alınması gereken bir topluluk olarak Alevileri de, yani bu anlamı görmeye başladı. Ve bu anlamıyla benim kanaatim o ki Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurularak tıpkı Diyanet'le Sünni topluluk nasıl kontrol altına alınmışsa, zapturapt altına alınmışsa, Cemevi Başkanlığı da Alevi toplumunu zapturapt altına alma, kontrol altına alma, devletin Alevisini yaratma, kendi Aleviliğini oluşturma, yani devletin kendi Sünniliğini oluşturduğu gibi. Bazen bizi de aradılar, tamam mı, yani köylerimizden. Dediler ki ya Cemevi Başkanlığı'nın, devletin işte Kültür Bakanlığı'nın biriminden buraya geldiler. Yani biz ne olduğunu tam bilmiyoruz bu meselenin. Siz ne diyorsunuz bu işe? Yani Alevi toplumu ne diyor, Alevi kurumları ne diyor? Şimdi bu vatandaş bunu arıyorsa, Alevi kurumları demek ki bu konudaki itirazını yeteri kadar toplumsallaştıramamış yani. Ve Alevi kurumlarına şunu öneriyoruz. Yani ne iş yapardan kastım şu. Ya boş zamanlarında ya da planlayarak işte bu materyalleri, bu bilgileri, bu donanımları buralara aktarması gerekiyor. Sadece gelip anlatmak değil. İşte broşürünü de vererek, bak biz bu işe niye itiraz ediyoruz? Bu neden tehlikeli? Bu neden sorunlu? Alevi toplum açısından neden sakıncalı? Bir, bunu yapması gerekiyor. İkincisi de bunun karşısında da alternatif olarak bu köylerde yaşayan Alevilerin sorunlarını çözecek çözüm yollarının da üretilmesi gerekiyor. Örneğin nedir bunların en başında? Cenaze hizmetleri örneğin. Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın yapmak istediği işleri devralması gerekiyor Alevi kurumlarının. Kaymakamlık buradan yardım ediyor örneğin. Onu Cemevi Başkanlığı kendi hanesine yazıyor. Şimdi bu buna karşı uyanık olmak lazım. Yani Cemevi Başkanlığı'ndan talepte bulunan kimse yok burada. Bir talepleri yok. Burası açısından söylemiyorum sadece. Burada zaten herhangi bir işleyiş yok o konuda da. Genel olarak Alevi köylerinde işler biraz da böyle yürüyor. Ama Cemevi Başkanlığı hemen kendi sahnesine yazıyor. Bunu takip ediyor kaymaklar üzerinden sürekli yani. Örneğin elektrik faturası meselesi de öyle. Yani kaymakamlıktan diyelim elektrik faturası ile ilgili talepte bulunuyor Cemevi muhtarlık. Kaymakamlık bunu karşılıyor. Cemevi Başkanlığı biz ödedik diyor bunu diyor. Bana göre işte köyler, muhtarlıklar, Alevi kurumları filan ya bütünüyle devlet birimlerini reddedecekler. Yani belediyelerde dahil olmak üzere. Yani belediyelerden de artık hizmet almayı durduracaklar. Ya da buralarda yerel idarelerle temas kurmasına ilişkisinin yolunu bulacaklar. Şimdi dolayısıyla AKP iktidarı Alevi alanını Fethullah cemaatine bırakmıştı zaten. Şimdi o cemaat devreden çıktıktan sonra, ondan sonra o belli bir süre hiçbir şey yapılmadı. Sonrasında ise, şimdi ise bu Cemevi Başkanı'yla birlikte bu alan MHP'ye terk edildi. Bakın Hacı Bektaş'ta bir görüşme yapılıyor. Hacı Bektaş'ta bu çok belirgin bir şeydir. Yani Hacı Bektaş'taki görüşmede bakanla Alevi kurumları görüşme yapıyor. Bakanın talebi üzerine yapılıyor görüşme ve bu görüşmede Alevi kurumlarının bir şartı var. Diyorlar ki Cemevi Başkanlığı yetkilisi orada olmayacak. Başkanı Ali Rıza Özdemir o masada olmayacak diyorlar. Yani. Olursa biz katılmayız o görüşmeye. Ve bakan da bu konuda söz veriyor. Tamam diyor, şartını kabul ediyor arkadaşların. Ama görüşmeye ilk önce Alevi kurumları giriyorlar, oturuyorlar. Orada otururken bakan geliyor. Arkasından koştura koştura Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir geliyor. Şimdi bakın orada hassas bir durum var. Bana göre, yani yapmış olduğum tespitlere göre ya da bu elde ettiğim verilere göre Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kültür Bakanlığı'na bağlı ama bakana bağlı değil. MHP'ye bağlı. Zaten şu anda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı destekleyen kurumlara baktığınız zaman bir ayağı MHP'de olan kurumlar bunlar. Yani bir ayağı işte o milliyetçi kanatta olan kurumlar. Ya Perinçek ekibiyle bağlantılı, Aydınlık grubunda olan ekipler var. Ya doğrudan MHP ile ilişki içerisinde olan kurumlar var. Bunlar destekliyorlar.
Yani Aliza Özdemir'in hayat hikayesine baktığınız zaman, yani geçmiş özgeçmişine baktığınız zaman, zaten bu kurumun MHP tarafından belirlendiği çok açık belli oluyor yani. Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten günümüze savunduğu ideoloji bellidir yani. Alevi toplumu açısından da neyi ifade ettiği bellidir. Yani Maraş'ta yaşananlar bellidir. Efendime söyleyeyim, Çorum'da yaşananlar bellidir. Alevi toplumunun kanı MHP'dedir. Yani MHP'nin elindedir. 80 öncesinde bizim buralar Türk olduğu halde, Türkmen olduğu halde Türk kabul edilmezdi. 80 sonrasında devletin biraz Alevileri poflama politikasıyla birlikte 12 Eylül sonrasında, özellikle 90'lar sonrasında, siz Öztürksünüz dediğiniz ama bizim çok hoşumuza gitti yani. Buralarda herkes Öztürklüğüyle övünürler. Bak ben size şunu söyleyeyim. Bu köyde her tarafta bayrak asılı. Bak şu tepeye, arka tepeye bayrak asılı. Şu tepede bayrak asılı. Ondan sonra ne bileyim başka bir ziyaret yerine gidiyorsunuz, oraya bayrak asılı. Bunlar yeni şeyler. Bunlar önceden yoktu. Ama benim bir HDP milletvekili olmam burada. Onların da işte biz köyümüzden HDP milletvekili var ama bak biz böyleyiz demeye getiren bir yaklaşım içerisinde bunu yapıyorlar. Bu köye bu bayrağı asanlara ben şunu söylüyorum. Tabii Hubyar Sultan'ın bu köye niye çıktığını iyi okusunlar. Yani Hubyar Sultan bu dağın başına niye gelmiş? Bu buraya tekkesini, dergahını niye kurmuş? Onu bir okusunlar, bir incelesinler. Ondan sonra devletle olan ilişkilerini ona göre belirler.